Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu merhaba dostlar bugün sizlerle birlikte PUBG ne direkt indirdiğinizde neler göreceksiniz bugün sizlere hepsini göstereceğim lobisi olsun gameplay olsun oyun içi olsun araba olsun vesaire vesaire bütün her şeyleri bu videoda sizlere göstereceğim videomuza geçmeden önce aşağıdan birer tazik like atarak bana destek olabilirsiniz eğer hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bizimle açarak da yine aynı şekilde destek olabilirsiniz şimdi isterseniz hızlı bir şekilde hadi videomuza geçelim Şimdi ilk önce sizlere yeni traileri göstereceğim. Bu trailerın içinde oyun içi oynayış gameplay'ini artık koymuşlar. Hani eskisi de mesela o kadar belli değildi ama bu sefer böyle baya baya daha kaliteli bir şekilde koymuşlar. Sesini azıcık açayım. Fazla açmayın. Benim sesimi bastırmasını istemiyorum. Böyle bir başlangıç seçtikimiz var. Zaten hani bu uçaktan atlama vesaire vesaire bu kısımları siz izlediniz. Hani eski trailer'da vardı. Fakat bu trailer'ın içine oyun içi görüntülerin daha canlısı koymuşlar. Mesela bu kısımları ben geçeceğim. Zaten bu sahneleri siz biliyorsunuz. Hepiniz demiştiniz. İşte kola içiyoruz falan filan. Böyle arada bu konuşan bir adam var. Çünkü bu trailer'ın yeni gameplay versiyonu olduğu için hani az çok adam da anlatmış diyebilirim. Mesela skoplar falan bu şekilde. Dalacağımız yer bu şekilde. Yani arazi bu şekilde tamam baya değişik arazi hani erangel'dan buraya geçişimiz nasıl olacak açıkçası hiç bilmiyorum bu da işte geleceğim bombası hani böyle ışıklı ışıklı güzel ama birazcık alışveriş sürecek mesela e, sprey dinamikleri pc PUBG'den aynı şekilde alınıp konulmuş yani buradan hani sprey atarken falan çok değişik şeyler olacak bilmiyorum nasıl bir şey olacak ama siz mesela ne oynayacak mısınız sen yaz bunu yoruma kesinlikle yaz. Daha sonrasında haritamız bu şekilde ve hani haritanın burasında böyle bir yer var. İşte içerisi falan böyle hareket ediyor. Hani sabit duran sürekli bir şey yok böyle. Hani bu oyunu oynayacaksan abi artık J'de emekler hani. Ümit bekleme. Herhalde bir Poco X3 Pro'da bunda 30 FPS alırız gibi duruyor bilmiyorum ama. Yani bakacağız oyun içi dinamikleri bu şekilde hani işte oturup kalkması vesaire koşarken işte sağdaki tuşlar vesaire hepsi bu şekilde. Mesela spray attığınızda PC PUBG ile aynı. Hani merdivenden yukarı çıkıyorsunuz spray atıyorsun böyle geri giriyorsun falan. Hani böyle baya baya hareketli olmuş. Ben beğendim ama hani oyun inşallah çıktığı gibi de güzel olur. Hani dinamikleri baya baya güzel ama şu kalkan işi bir tık bence saçma olmuş hani. Adamla savaşıyorsun kalkan aç Ya o bir tık saçma bence Daha sonrası da ise arabamız bu şekilde gelip yanın, Ya içeri giriyoruz takım arkadaşınızla Ve böyle Vuruyoruz yani sprey falan atıyoruz Değişik bir gameplay versiyonu Buradan böyle atlıyorsun abi merdivendeki adamlarla falan savaşıyorsun Merdivenden çıkıyorsun elinde pompalı skar Boy e, PUBG'nin efsatiye göre bir tane silah getirmişler diyebiliyor Ve laboratuvar kısmı var, var bir de haritada yani harita çok değişik. Yani bence bu haritayı bir tık öğrenmemiz zor olacak gibi duruyor. Hani Erangel'ı 3 yıldır oynuyoruz. Tamam her tarafını ezbere biliyoruz ama bu haritaya da bir alışma sürecimiz olacak çünkü hani hiç oynamadığımız bir yer. Kimler nereye atlayacak kimse bilmiyor. Mesela PUBG ilk indirdiğimizde herkes skulu atlar. Niye? Çünkü herkesi tanı... Hani şey olan Türkiye'de mesela skulu atlarlardı. Niye? Skulu hani İngilizcesini herkes biliyor. Okul diye atlayıp gidiyordu. Sen de yapıyordun biliyorum. Oyun ilk başladığında herkes skulu atlamıştır. Motorla falan bu şekilde uçabiliyoruz. Yani e rampalar falan vesaire var. Buradaki adamları bu şekilde sıkabiliyorsunuz yani. <laughs> ve, ve dinamikler şey gibi. Scoop direkt update. açılmak PC yerine ağır çekimle hani açılıyor. Yani güzel. Oyun güzel gibi duruyor. İnşallah da güzel olur. Şimdi ilk öncelikle oyunumuzun lobisi bu şekilde olacak. Hani oyuna girdiğinizde lobby bu şekilde olacak. Hani PC PUBG oynamadım ama hani duyduğuma göre PC PUBG ile neredeyse aynısını yapmışlar. Tabi PC PUBG oynamadığı için tam bilmiyorum. Bu grafikler bana birazcık şeyi e, anımsattı. Hani PUBG Mobile'in ilk çıktığı zamanlardaki lobi anımsattı birazcık. Burada da e, BP var aynı şekilde. UC olacak mı bu oyunda bilmiyorum ama büyük ihtimalle bir tane hani para stili olur. Bu oyunda da rank olacak. Mesela bronz 5'ten yine başlayacağız. Hani bence chat. E, chat diyorum yayında saldığım bir araba kendime. Hani hepiniz bence bir kez olsun burada Nefstati bir tane Fatih çerçevesi salın Ben burada e, oyunun ilk çıktığı hafta direkt oynayıp hani ilk Fatih çerçevemi aldım Çünkü hani e, eskiden bir çerçevesi çok değerli olacak. Hani herkes de ileride mesela bulunamayacak bir çerçeve. Hani bu oyunu oynamayacaksanız bile hiç yoktan bence bir Fatih çerçevesini almalısınız. Daha sonra alışveriş giysi kısmına gelirsek ben bu kısmı PUBG Lite vardı oynuyordum. PC PUBG ile PUBG Lite'in herhalde mağazası aynı. PUBG Lite'de mağaza da bu şekildeydi. BP ile işte buradan müşteri falan filan alınıyordu. Hatta PUBG Lite'de ilk çıktığında abi M416 vermişlerdi herkese. Aslan deseri vardı yani. Ben de onu almıştım. O PUBG Lite oynayanlar bilir. Hani mağazası bu şekilde. BP Store burası. İşte buradan kafana bir şeyler takmalık alabiliyorsun. Şimdi bu kısma geldiğimizde burası bizim maç seçme kısmımız. Maçın e, seçtiğimiz haritanın ismi Troy'ymiş bizim hani işte hani er PUBG Mobile'da de erindildi. buranın haritası da Troy. Troy. Yani değişik bir harita bakalım. Alışmamız nasıl sürecek? Sağ taraftaki kısım ise eğitim modu. Hani solda Troy haritamız var. Sağ tarafta ise eğitim maçımız var. Buradan isterseniz on off kapatabiliyorsunuz. Otomatik eşleşmeye yine hani aynı şekilde solo mod var, klasik mod var, team up squad mod var. Oyunun ayarları ise böyle gözüküyor. Yani burada işte Google Play, e, Google'a falan, Facebook'a gene bağlayacağımız bir şey olacak. Zaten genelde bağlıyoruz. Burada dil ayarları, burada renk ayarları var. Burada takım ses ayarları var var. Daha sonrası da ise burada e, oyunun 3D sesi var. E, Google'dan baktım geldim 3D. 3 boyutlu demek oluyormuş. Yani PUBG Nefes Tati'de 3 boyutlu oyun oynayacağız. 3 boyutlu. Hani böyle size bu arada gözlük takarlar ya. Herhalde o gözlüğü alıp oyunu 3 boyutlu oynayacağız. Başka ne olabilir ki? Yani herhalde ona yarıyordur. Daha sonrası da ise e, tuş kısmı bu şekilde ama şurada bir kısım daha var. Ona da bakalım. Buradaki kısım jump, divide, swipe. E, büyük ihtimalle bu Basılı tut ayarları diye düşünüyorum. Gyroskop aynı şekilde e, ee, jiroskop da var. Yani okey. Oyunun kontrol tuşlarında engine diye bir şey var. Sanırım motoru elinizle çalıştırıyorsunuz. Motoru çalıştırmazsanız gitmiyor abi. Çünkü hani aşağıdaki tuş bunu gösteriyor. Sol tarafta arabanın otomatik vites mi yoksa kendi elinizle vites mi yapmak istiyorsunuz onu soruyor. Ayrıyetten ise bir de el freni olacak. Yani iyi güzel abi. Yani İyi turbosu da var zaten arabanın. Güzel. Vitesli falan otomatik vitesi de var. İyiymiş. Artık biri alır gezeriz ne yapalım yani iki alırız beşe doğru çıkartırız Gerçi birçok kişi onu otomatik şeyde kullanır ama manuel hani debriyaj falan uğraşmaz herhalde Debriyaj da yoktur herhalde getirmemişlerdir Daha sonrası da ise burada sprey ayarlarımız var zaten o kısmı herkes kendine göre ayarlar Burada da silahlarımıza koyacağımız memleği seçmesi var zaten bunlar klasik Burada ee, auto pick up Okey sanırım bunlar da silahları otomatik toplamak mı? Aynen tabancanın pistolu skopu görünce dedim ve otomatik toplama buradan da otomatik toplamaları aynı şekilde kapatabiliyoruz. Bu kadar yani. Başka da bir şey yok. Oyunun grafiklerine gelecek olursak oyun Extreme'e kadar gidiyor. Ekstreme e giderse ne oluyor abi? Oyun Extreme'e kadar giderse 25, 30, e Very High, Ultra, Max, Extreme. Kaç çeşit grafik var oğlum? Biz daha akıcı da oynayamıyoruz. Parti coşturmuş valla i̇yi, iyi güzel. Daha sonra otomatik eee Quality Graffiti diye bir şey var. Buradan Light, Medium, Light. Yani hani de biz akıcıda oynarsak şükredeceğiz. Yani fazlası da gözümüz yok vallahi. Daha sonra buradan OpenGL mı yoksa Volkan grafik mi kullanmak istiyorsunuz onu soruyor bu. Büyük ihtimalle işlemcinin ekran kartı mı yoksa telefonun kendi ekran kartını mı kullanmak istiyorsun diye burada soruyor. Büyük ihtimalle bu o işe yarıyordur. Daha sonra günlük görevleri gelecek olursak da günlük görevlerimiz bu şekilde ve görevleri yaptığınızda yine klasik BP verecekler. Zaten hani BP'ye alıştık. Map'imize gelecek olursak haritadaki map hepimiz bu şekilde bu kırmızılar maviler gibi e, detaylar var mesela mavilerde işte ne oluyor abi diyaz diyor maviler ölü oluyor herhalde kırmızılarda headshot vurdukların diyor kafa vurdukların diyor yani böyle değişik bir harita var yani değişik harita birazcık sanok teması da benzese de Sanok değil ama işte böyle bir harita Yani sanırım bu haritada Vurduğunuz adamları nerede vurduğunuzu Görüyorsunuz diye düşünüyorum çünkü Harita birazcık ona benziyor Yani değişik maç bittikten sonra Lobinize bu şekilde gözükecek Oyun içi kısmına gelirsek de böyle mesela Arkadaşınızı kaldırdığınız kısımlar oluyor ve Loot çantası baya baya değişik Daha sonra çantada baya baya değişik Şeyler var falan filan yani Güzel çantada yeşil işaret Fişeğimiz var ve bu fişekler parayla sat para ne? Chat parayla alıyoruz. Maçta parayla bir şeyler alıyoruz. Maçta parayla bandaj kit alıyoruz. Yeşil işaret bir şey alıyoruz, kırmızı işaret bir şey alıyoruz. Parayla işaret bir şey alıyoruz. Peki bu parayı nasıl kazanıyoruz? Adam öldürerek herhalde. Yani değişik bot e ve böyle bir şey daha var. Burada mesela turuncu bir şey var. Büyük ihtimalle buradan sipariş aldığınız şeyler buraya geliyor ve bunun içinden alıyorsunuz. Yani değişik. Yani düşsene. Adam vuruyor para biriktiriyorsun, fişek çağırıyor. Peki yeşil işaret fişeği ne işe yarıyor derseniz atıyorsunuz. Takımdan birini seçiyorsunuz ve uçağa binip o arkadaşınız sizin yanınıza geliyor. Bu kadar. Ne alaka bilmiyorum. Ölen arkadaşınızı fişekle çağırıyorsunuz. Elektrikli arabamıza gelecek olursak da elektrikli arabamız bu şekilde bu arada hadi. Hala PUBG Nefes'te betasla kayıt olmayan arkadaşlar varsa kayıt olsunlar. Kayıt olanlara bir tane siyah araba deseni vereceklerdi. Hani haberiniz olsun Play Store'da oyun gözükmüyorsa da Google'dan girip aynı şekilde görebilirsiniz. Hani böyle bir tane arabamız var. Daha sonrası da ise bir de oyunda trenimiz var. Trene binip gezebiliyoruz. Zaten tren biliyorsunuz ki yakında bir kendine gelecek ama e, PUBG Nefes'te de... Böyle bir tren gelecek ve bu da elektrikli. Mesela gidiş yolu trenin bu şekilde hani böyle sabit aynı yerleri dolanıyormuş gibi düşünün. Silver polis stasyonundan çıkıyor, Silver Line'dan gidiyor, buradan porta uğruyor, porttan dönüyor falan filan. Yani böyle dönüyor. Oyunda bir de keşif dronları olacak. Ben de keşif dronu olması hani klasik maçta pek de iyi değil açıkçası yani bilmiyorum oyunun bir tık tadını bozabilir diye düşünüyorum hani işte bu kalkanlar vesaire bence çok saçma olmuş diye düşünüyorum biz mesela diyelim ki savaşıyoruz abi adam açıkta kilini aldız adam kalkanı açtı kil alamıyoruz yani bu şey gibi oldu hani Rune güç modu mesela tamam hadi ee, az çok eğlenceliydi herkes yapıyordu güzeldi ama bence PUBG Mobile'ın kendisine Pipes'in ev satıya bu gelmeseydi daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum ben. Yani değişik. Kalkan tuşuna basıyorsun ve geliyor hani bu kadar. Bilmiyorum ya çok değişik. Ve daha sonrasında ise yelekleri birleştirebiliyorsunuz ve ye arabanın kapısı var. Yok artık. Arabanın kapısını cover yapıyorsunuz abi. Ve kapıda çıkıyor. Kapısız arabayla kapı sürüyorsun. Araba sürüyorsun. Okey. Ee, güzel. Ve arabanın içine ise hani loot koyabiliyorsunuz abi. Mesela bir tane enerji içeceğini arabanın içine koyabiliyorsunuz. Ve yeni gelecek PUBG Nevstat'ı ise bu şekildeydi. Hani çok değişik. Bilmiyorum. Hani nasıl olacak hiç bilmiyorum yani ama geldiğinde hep birlikte göreceğiz. Siz de siz oynar mısınız yoksa pek sarmaz mısınız size aşağıya yorumunuzu yazmayı unutmayın. Ben kaçıyorum kendinize iyi bakın görüşürüz. Hoşçakalın diyorum ve kaçıyorum artık bay bay.